Herkese selamlar. Elden Ring'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Böyle tatlı bir şey yaptım kendime. Kafada Preceptor's Big Head, yani Servius'un kafalığı var. Bu kafalığın bir olayı var tabii ki de arkadaşlar. Mind'i yükseltirken, yani büyü yapmak kapasitemizi yükseltirken aynı zamanda stamina'dan biraz çekiyor ama bizim için gayet uygundur. Sıkıntı yok. Stamina ile alakalı çok büyük problemlerimiz yok. Roger'ın direkt üstünü giydim burada. Diğerlerine de baktım da hani çok fashion açısından tatlı olmuyordu. Karin Knight'ın kolluğu ve ayaklığı var. Zaten diğer itemlarımızı daha öncesinde toplamıştık arkadaşlar. Şimdi bir Roundtable Hall'da gideceğim ve elimdeki Ghost Glove Ward'larla Mimic'i geliştirebilir miyim, ona bakacağız. Aslında bu bölümü tamamladıktan sonra, bu bölümleri tamamladıktan sonra daha doğrusu bir tane Legendary eşinizi artı 10'a getirebileceksiniz, onu da söyleyeyim. Mesela Mimic. Yükseltmeyi deneyelim. Artı 5'imiz yok, onu yükseltemiyoruz o yüzden. Ama bakın bunları yükseltebiliyoruz. Olegi molegi. Evet. Artı 6'ya çıkartabiliyoruz. Luteli, onu da artı 6'ya çıkartabiliyoruz. Bir tek dördüncü seviyeden gerekiyor bize. Tamam. Onu da bulduğumuzda yükseltebileceğiz. Şimdi yeraltı haritasına geri dönüyoruz arkadaşlar. Biz bakın Noxella'nın alt kısmına daha önceden gitmiştik. Şuralardan şöyle gelip. Şimdi ise Eternal City'nin kendisindeyiz. Üst kısmındayız. Bu üst kısmı keşfedeceğiz. Zaten dün de burada bırakmıştık. Grace'le dinlenelim. Rani ile konuşalım. Ben diyor bu yaptıklarından sonra Two Finger'ın yanında gönlümde iki tarafta birbirini lanetledi diyor. Tamamdır. Seviye almak için 16.000 ruha daha ihtiyacımız var. Ruh dediğime bakmayın. Şimdi ilk üstten gideceğiz, sonra alttan gideceğiz arkadaşlar. Burası iki türlü keşfediliyor. Alt taraftan da bir sonraki seviyeye doğru ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi bizim ilk olarak üst taraftan gitme sebebimiz ise tamamen stratejik bir tercih. Çünkü alt kısımdan giderseniz belli bir noktadan sonra karşılaştığınız düşmanlar tepeden size saldırıyorlar. Ama tek turda önce böyle üst tarafı tamamen halledip alt kısma gelirseniz bu sefer alt taraftaki düşmanlarla daha rahat kapışabiliyorsunuz. Hadi bakalım. Toplayalım toplayabildiğimiz her şeyi. Bir soğukluk var tabi elimde şu an. Spam diye öldüm ya. Ama hakikaten bir soğukluk var. Uyandım, bir kahvemi içtim. Size bölümleri yetiştireyim diye makinenin başına oturdum. O soğukluğu atayım elimden. Isınsın elim. Rahat ederiz. Çok komik öldüm ama. Hiçbir şey yapamadan öldüm. Tabi bu abla kırbaçlı olduğu için sakat düşman. Çok güzel öldü. Şurada sandığımız var. Açsana be. Ant School Plate. Ant School Plate arkadaşlar, kalkan. Ya böyle tatlı bir şey. Shield baş özelliği var. Bu karıncanın kafasını koparıp koymuşlar buraya açıkçası. Heh, şurada da Silver Tear Ashes var. Husklar olsun. Ne Ashes'i. Gel lan. Baba mist çakıyor oradan. Gel. Hehehe.
Ya şunlar geliyor bak. Bunları arkadaşlar bir tanesini öldürün. Yeterli. Böyle yan yana hatta böyle ortada kalanı bir tanesini öldürürseniz daha da rahat edersiniz. Zincirleme reaksiyon başlatıyorlar çünkü. Ve patlasınlar birbirlerine. Oh. Şöyle tepeye çıkalım. Pendagers alalım. Bak kendi kendilerine ölüyorlar, ne güzel. Şuradan ilerleyeceğiz. Ama öncesinde buraya geleceğiz. Şu arkadan bir dolaşalım. Archer Ashes. Çok güzel Ashes'lar var ya. Bir de bunları hani Bell Bearing'lerle en azından artı 9'lara falan rahatlıkla getirebiliyorsunuz hepsini. Bol bol deneyin arkadaşlar. Mimikte de gerçekten mimikte de takılı kalmayın. Bakın bunlar Phalanx. Phalanx tipi düşmanlar. Bunlara karşı arkalarına geçip saldırmanız gerekiyor. Hatta farklı durumlara farklı çözümler üretebilmelisiniz büyülerinizle. Bu oyunun en büyük olayı da bu zaten bence. Diğer Souls oyunlarına nazaran büyü konusunda gerçekten çok büyük bir çeşitlik var. Bakın bahsettiğim o Bell Bearing'lerden birini aldık Ghost Glove Ward'lar için. Buradan geldik zaten. Merdivenin alt kısmından şuraya doğru ilerliyoruz. İlk olarak şöyle bir arkamızdan gelecekler var. Arkamızdan geleni Phalanx'ın sen değil mi doğru? Güzel. Bakın bir tane tepede var. Ama bu normal. Gel bakalım. Somber Smiting Stone 7. İyi, çok güzel. Daha top... ay. Çok gaza geldim. Golden Rune 10. Buraya niye işaret koymuşlar çok merak ettim. Hiçbir anlamı yok da. Safety. Şu arka taraf için bahsediyor. Tamam. Yani söylediğinin bir anlamı var arkadaşlar. Şimdi içeride iki tane o kırbaçlı mırbaçlı tipler vardı. Onlardan var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Büyülere bakalım bir. Karyon Phalanx'ı kuralım. Bu işimize yarar. Aynı zamanda Combat'i de hazırlayalım. Selam. Oha çok güzel kaçtın. Ama bundan kaçamadın değil mi? Staminanız bitmiyor mu oğlum? Heh, öldü. Hadi bakayım gel. Şaşırdım. Bir daha yer bakayım. Heh, şöyle. Farklı durumlara farklı çözümler. Emin çıtak. Night Maiden and Sword. Bu ikisi var işte bak Puppet bunlar arkadaşlar. Bu ikisinin eşlerini aldık mesela. Bunları yardımımıza çağırabileceğiz. Ya çeşitlilik açısından gerçekten çok iyi ya. O yüzden safety yazıyor gördünüz mü? Buradan buraya tak diye atlayıp kaçabiliyorsunuz. Bu da buraya dayandı mı ya? Aa.
Sen buraya dayandın mı? Hayda. Öleceğiz galiba. Ben hiç tahmin etmedim buraya dayanacağını, buraya kadar. Çok oyalandım demek ki. Güzel. Ver bakalım larvar tier'ı. Adam böyle ahesli ahesli buraya kadar gelmiş ya. Biraz büyü buff'ı yapalım da kendimize rahatlayalım. Şurada bakın tepede var bir tane. Burayı böyle yapmışlar. Buraya kadar gelin. Ondan sonra gariban gibi geri dönün diye. Şimdi bir tane daha larvar tier alacağız ama arkada bu mimik deniyor galiba bunlara. Direkt düşman ismi olarak hatırlamıyorum. Bayağı bir var arkadaşlar. Evet, çok güzel. Şimdi gelecekler galiba. Aa, gelmediler. Ha, o diğer taraftaydı, tamam. Ve Great Ghost Glove Ward'u da aldık yine. Dediğim gibi burada artı 10 için bayağı güzel malzeme topluyorsunuz arkadaşlar. Larvar tier'ımızı da alalım, onu unutmayalım, o önemli. Burayı da hallettik. Güzel. Hadi yukarı doğru gidelim. Hadi bakalım bizi ne bekliyor. Hele loy 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 loy. Geliyorsunuz mu? Hah. Geldiler. Şimdi burada ok atacağım. Neden olduğunu hemen anlayacaksınız. Ver bakalım larvar tier'ı. Aha, çok kızgınlar. Yakın birbirinize. Somber 7 verdi bir tane. Larvar tier'ı almış mıydık? Hemen bakalım. Ben düştüyse açın teki olduğum için kesin almışımdır. Tamam. Tamam. Gel gel gel, kaçma kaçma. Somber Smithing 6 verdi. Şimdi burası biraz önemli. Burada arkadaşlar düşmanlarınız kaliteli. Onu söyleyeyim. 2 mimik, bir tane manyakla uğraşıyorsunuz. Eş çağırabilirsiniz yanınıza. Ben önce bir eşsiz dalayım bunlara. Ama biz büyücü olduğumuz için bazı konularda iyiyiz. Bu iyi olduğumuz konulardan biri de düşmanları gafil avlayabilme. Gördüğünüz gibi.
Allah, kaç tane farklı şey denedik ha. Gel gel. 1720. Güzeldi. Güzel dövüştü. Kaynaklarımı toparladım. İyi harcadım yani. Mesela çok düzgün bir şekilde aşağı inebileceğim şimdi. Gel bakalım. Moon of Noxtella. Büyücüyseniz dediğim gibi en önemli itemlardan birini daha ele geçirdik arkadaşlar. Ben şu anlık kullanmayacağım çünkü Memory Stone olarak hakikaten iyi durumdayız. Ama ileride Primeval Society'ler geldiğinde serinin questline'ını takip ettiğimiz zaman olacak bu. Onun için de Altus Plateau'ya gitmemiz gerekiyor. Volcano Manor'a gitmemiz gerekiyor. Onların da yakında zamanı geliyor. Bu tarz bir eşya çok işimize yarayacak. Çünkü Memory slotları, yani büyü slotlarımızı 3 tane fazladan ekliyor. Acayip önemli o yüzden. Yani müthiş önemli bir talisman. Geldik buralara, hep böyle şey yaptık. Burada düşman canlı kovmadık. Hadi gidelim. Şimdi dediğim gibi bölgeyi bir de yukarıdan keşfettik. Bir de aşağıdan keşfedeceğiz arkadaşlar. Bölümün bir kısmında böyle bir mala bağlıyorum. Burnumla alakalı bir rahatsızlık var. Bunun için de çok özür diliyorum arkadaşlar. Nereye gideceğimi bile bulamadım böyle bir. Onun için özür diliyorum. Bu bölümlük idare edin. Böyle bir böyle bir şey, böyle bir dakikalık falan bir, ben neredeyim? Ne yapıyorum şu an? Durumum var. Allah dedim, sabah sabah insanlar bölüm bekler. Yapayım, halledeyim şunu. Şimdi burada kimler var? Karıncalar var. Bu karıncalar çok terbiyeli değiller. Bir de mesafeniz yetmeyebiliyor. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Önce bir shower deneyelim. Gördüğünüz gibi karıncalar selametlerini almış bulunuyorlar. Evet, bu büyülerin bazılarının böyle bir sorunu var ya. İstediğin kadar yakından şey yapmıyor, ateş etmiyor. Ateş etmiyor yalnız. Hangi ateşli silah şey yaptım da. Arkaya gidelim önce. Stone Sword Key almadan olmaz bu işler. Noxtella güzel yer ya. Büyücü için mükemmel bir yer burası ya. Mimi'yi de aldık, kullanamadık ama aldık Mimi'yi de. Birkaç önceki bölümde kullandık hatta. Onu da geliştiririz yani. Onu da bir artı 10 görelim bir. Ben hiç bu arada Mimik kullanmadım bugüne kadar. Onu da söylemiş olayım. Tam çözümde ilk defa kullanacağım. O yüzden ne kadar güçlüdür, ne kadar etkilidir, bu konu hakkında böyle birçok oyuncu kadar tecrübem yok arkadaşlar. Çünkü ben ilk oynadığımda oyunu, bossların hareketlerini, yapabileceklerini ezberleyebilmek için Summon kullanmadan ilerledim. En büyük eksim de bu zaten seriyle alakalı. Summon'ları böyle kullanırken, şaşırırken görürseniz beni, sebebim budur yani. Şimdi bu karıncalılara Loretta'nın bow'unu atmak iyi bir şey. Çünkü gördüğünüz gibi manyak manyak hasarlar veriyorlar. Ardından kritiği şuralara gideceğiz zaten. Bir önce bir şöyle bir gidelim. Şu tepe kısımları halledelim. Millet de birbirini kesiyor ya. Bunlar palankslar. Palankları hızlıca öldürelim.
Şimdi aşağıda bir ton tip var. Şarjı bitti. Şarjı bitti. Orada bir patlamalar yaşansın. Çok güzel öldüler yalnız. Bak o yüzden işte tepeden geldik arkadaşlar. Bakın aşağısı kendi kendine temizlendi. Ghost Glow World'larda cabası. Şimdi en başa doğru dönüyoruz. Smithing Stone'umuzu alalım. Şu iğrençlikler. Şu iğrençliklerle bulaşmayı hiç sevmiyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Bunlar nasıl bir iğrençliktir ya? Yılanla solucan kırması yaratık yapmışlar oyuna. Aslında biraz arkadaşlar başladığımız yere geri döndük. Şunu bir halledelim. Vurdu mu vuruyor ya. Büyücü dikkat edecek ya. Geleceğim mi? Orada beklersen ölürsün ama. Hadi bakayım. Oha! Sen de şeydin değil mi? Layıllı. Aha. Aa yapamadı. Bir daha yap bakalım. İlginç. İyi. Görüşürüz o zaman. Kaçacakmış bir de. Sen nereye kaçıyorsun ya? Tamamdır. Bakın burada bir tane daha var. Uzakta. Çok güzel. Hop. Aa karınca sövmedi. Çok iyi, çok iyi. Tam deli bunlar ya. Burası başladığımız yer. Oturmayacağız bu arada. Hiçbir şekilde oturmuyoruz. Çünkü dediğim gibi burayı tamamen tek seferde temizleyip geri döneceğiz. Burası geldiğimiz yer. Bakın alt kısımları büyük ölçüde temizledik. Şimdi toplayacağımız birkaç tane eşya kaldı. Ki zaten benimle aynı geldiyseniz yakıt ikmali mi desem, işte bu can eşyalarını tamamlamam desem, onlara pek ihtiyacınız olmayacaktır. Burada bol bol düşmanlar size fazladan esrus veriyorlar. Siz de görmüşsünüzdür, mavi ve kırmızı aura oluşup duruyordu benim etrafımda.
selam var. Gel. Oo. Bunları da perilemek gerçekten zor bu arada. Ben yapıyorum ediyorum da bak al işte. Öldü. Yani ölmedi de düştü. Ghost Glow Ward 9. Bir tek 9'umuz yoktu bu arada. 9'u da buradan almış olduk. Burada mı? Ha. Abla ne bakıyorsun oraya? Manyak. Bakın gene verdi, gördünüz mü? Sürekli can ve mana item'ı verip verip duruyor bize. Oyun. Başa dönelim. Sealer Firefly'ları alalım. Çok tarihi bir değişikliğe mi neden oluyor? Hayır. Ver bakalım Golden Centipede. Evet. Şu yukarıdan gelmiştik hatırlayanlarınız için. Şurada bir tane daha manyak var. Allah. Aa, çok kötü oldu. Bir anlık kötü oynama. Tamamdır. Öldüğüm yere geri geldim. Bu sefer dikkatli oynayalım. Hop. Hop hop, hareketlere bak. Şurada da bir tane var. Ayıp oldu ama bu yaptığınız. Gel bakayım sen. Tabii diğerleri engelliyor. Biz toplayacağımızı toplayalım. Artık buradan gidelim ya. Ya. Boku çıktı. Celestial Dew. Burada da iki tane tatlı düşmanımız var. İkisi de arkadaşlar kafası şey olanlar. Canon of Haima. Güzel iş görür burada.
Ne güzel. Tat tatlı düşmanlar. Artık yolumuza bakabiliriz. Hadi bakalım yolumuza. Bir ton da ruh birikti. İnelim aşağı. Ve şuraya bir kere dokunalım. Ama oturmaya gerek yok. Bir kere oturacağım. Bir kere dokunacağız sadece. Sonra Round Table Hall'da bir Roderica'nın yanına geri dönelim. Roderica değilsin sen. Ama sen Roderica'sın. Şey vereceğiz. Bell Bearing'i. O yüzden bilerek seviye almadım hemen. Bakalım kaça kadar çıkartabileceğiz elimizdeki eşleri. Bize artı 4 lazımdı. Bir tane alalım. Hangisi gerekiyorsa onu alacağız. Bir artı bakalım, artı 10 yapabiliyor muyuz Mimi'yi falan. Vallahi bu samınlar bayağı keyifliymiş ya. Gelelim. Nerede legendary'ler? Ha 5 gerekiyormuş sana. Bizim elimizdekilere de bakalım da bir dahakine böyle bir hata olmasın. Beşten varmış 3 tane. Fazladan mı istiyorsun sen? Artı 5 de aldık. Hadi gidelim. Merhaba Roderica, nasılsın? Keyfin iyi mi? Heh. Artı 6, 7, 8, 9, 10. Artı 10 mimik var şu an. Diğerlerini ne kadar yapabiliyoruz? Sizler de 6'ya çıkıyorsunuz. Rooted'i yapalım. Güzel. Para kalmadı galiba diğerlerinde. Aynen. Seviye vereceğimize summon'a verdik bu elde. Rooted'i de bu artı 5'te şimdilik geride kalsın. Mimic artı 10'da. İyi, karakter yine birazcık daha güçlendi arkadaşlar. Karakter yine güçlendi. Wing of Astel'i de şey yapalım. Artı kaç yaptık? Artı 17 yaptık. Misery Cord'la. Of. Tamam, her şey olması istediğimiz gibi şu anda. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.